Galatasaray'da lig bitti ama gözler seçime çevrildi. Galatasaray'la başlayalım. Seçimde yine enteresan gelişmeler yaşanıyor seçim kulislerinde. Levent sen? Vallahi Valla Galatasaray ligde 11. sırada. Orada bitirir mi soru işareti. Antalya'ya çok formda bir takım. Evi deplasmanda oynayacaklar. Galatasaray'ın futbol olarak bir gündemi yok ama Burak Bey'in, Başkan Burak Elmas'ın söylemleri gündem yarattı. Asıl gündem seçimle ilgili. Doğru. Şimdi evet. e, iki başkan adayı vardı biliyorsunuz Galatasaray'da seçim iptal oldu. Devam ediyorlar. 20'sine büyük bir ihtimal liste verecekler. Bu arada da Galatasaray'da bir başkanın altında toplanılması için Galatasaray'la çaba sarf ediyorlar. Dursun Özbek'in altında. Çatı adayı yani. Çatı adayı aday aday aday, evet. evet. Ama burada lütfen Galatasaray'lar bugün size bir şey söyleyeceğim. Sakın algı operasyonlarına kulak kabartmayın. Şimdi benim söyleyeceklerim birebir şeyler. Onu lütfen can kulağıyla iyi dinleyin. Şimdi iki değerli başkan adayıyla Dursun Bey bir araya geliyorlar. Dursun Bey altında bir ekip yapma yapılması için çaba sarf ediyor. Burada Dursun Bey'in iki başkan adayına gelin benim ikinci baş ikiniz de başkan yardımcılarımız olun teklifi yok. Bak. Şimdi böyle bir algı operasyonu yaratmayın. Dursun Bey diyor ki gelin ortak olalım. 44 senin ekibinde var 44 orada var. bizim de kendimize göre var ortak yapalım. Yani üçlü isimlerle birlikte güçlü bir Galatasaray yönetimi kurmak adına ortak hareket edelim diyor. Hı hı. Bunun için e, ben taşın altına elimi koyarım siz de koyun diyor. Şimdi burada bir, bir görev taksimi yok. Ve diyor ki Galatasaray'ın acil çözülmesi gereken sorunlar var. Bir de Galatasaraylıları şunu hatırlatacağım. Flora Riva için Dursun Bey hatırlarsanız ee, Galatasaray kongre olur almıştı. Yani güven oyu almıştı. Evet. Artı ona İnan Bey, İnan Kıraç Bey bir tek karşı çıkmıştı. Hatırlatayım ben oradaydım. Sonra salonun projelerini hazırlamıştı. Bir de bu zamana kadar bitirilen bölümleri de Mecidiyeköy'de Dursun Bey yapmıştı. Ve ee, devam etseydi göreve büyük bir ihtimalle salonu da yapacaktı. Şu, şunu net olarak söyleyeceğim. Ve Dursun Bey Galatasaray'a o zaman cebinden 21 milyon lira kasa kolaylığı sağladı. Bunun tanıklarından bir tanesi, iki tanesi şahsa Mustafa Cengiz yönetiminden sağ. Abdurrahim Albayrak da biliyor bunu. Çok net olarak söylüyorum. Geldi 3 milyon euro indirim yapıldı kendisine Bankalar Birliği tarafından. Bir daha istendi. 4 milyon euro almadı alacağından. 4 milyon euro kulübe bağışladı. 17 milyon liranın karşılığı ödendi. Kurmuş olduğu takım Galatasaray'da 2 yıl şampiyon oldu. Oyuncularını sattınız hepsinden para aldınız. NDA'ya dahil. Hatta e, halka arz konusundaki bütün ön hazırlıkları da Dursun Bey yapmıştı. Ben böyle bir anlatayım da siz doğruları bir daha kafanıza canlandırın. Çünkü genel anlamda sosyal medyadaki algı operasyonları var. Bunlara sakın kulak kabartmayın. Şimdi bu görüşme içerisinde bu görüşme içerisinde ee, Dursun Bey diyor ki benim başkanım altta buluşalım. Çünkü Galatasaray'ın acil sorunları giderilmesi gereken var. Hı hı. Ben o işler için diyor bir takım şeylerin altına imza atacağım diyor. Yani atacağım bu ödemeler gerçekleşecek. Çünkü şunu net söylüyorum. Bugün Sayın Başkan Burak Elmas'ın da Mayıs sonuna kadar ödemesi gereken ödemeler var, çok zorlanıyorlar bakın. Çok zorlanıyorlar. Söyledi zaten bugün rakamı evet. da. Yani ve üstelik şunu net de söyleyeceğim, Haziran ayında da borçsuzluk dönemleri başlayacak. Galatasaray'ın ciddi ödemeleri var. Dolayısıyla ee, başka adaylarından özellikle Şef Amamcıoğlu, Sayın Başkan dinledim e, konuşmalarınızı bazı yerde, kasa kolaylığı sağlamayacağım dediniz. Buna Bankalar Birliği izin vermiyor dediniz. Ama bir takım taahhütlerin altına imza atmanız gerekiyor. Bunlara ne kadar atarsa atsak onu bilemem. Bu süreç içerisinde bu birleşmeye Eşref Amamcıoğlu karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor. Ben buradan ekiplere de söylüyorum. iki başkan adayın ekiplerine de söylüyorum. Galatasaray'ın menfaatleri söz konusu gerisi teferruattır. Kendi kişisel yani egolarınız uğruna Galatasaray'ı zor duruma sokmaktan kaçının. Çünkü Eşref Bey bize söyleyince biraz alınganlık yapıyor, sertlik yapıyor bu konuşmalara. Sertlik hiç yapmasın Sayın Başkan. Siz başkan adayısınız. Yani divan başkanlığından dolayısıyla başkan diyorum ben. Divan başkanlığınız döneminde kavgalı bir ortam geçirdiniz. Mustafa Cengiz ve yönetimiyle asla bir sul içinde olmadınız. Hatta attığınız omuz Türkiye'de çok fazla tartışılıyor ve gündem oluşturdu. İki, kavgacı bir ruhunuz var. Bu özellikle yapınızdan kaynaklı. Mücadeleci, ben mücadeleciyim diyorsunuz ama bayılıyorsunuz bu kavga etmelere. Ve e, kredi limitesi konusunda çok ciddi bir güce sahip değilsiniz. İki, bir şey daha söyleyeceğim. Kolumbos projesi sizin projeniz değil. Kolumbos projesi Cemal Özgörke'nin projesi. Bu projesinin e, dahi bilmiyorsunuz. Bundan bahsediyorsunuz. Cemal Özgörke olmadığı sürece o, o projenin hayata geçme şansı da yok. Onu da söyleyeyim. Kaldı ki bu birleşmek için çaba sarf edenlerden bir tanesi Cemal Özgörke. Galatasaray'ı düşündüğü için söylüyorum bunu. Bunun içinde Erdem Timur da var. Ee, Ali Yüce de var. Ahmet Yüce'nin yani Ahmet Yüce'nin oğlu. Yani bir takım insanlar var Dursun Bey'in etrafında. Dolayısıyla Galatasaray'ın hani deniyorsunuz ya meşhur bir laf var... Ee, Galatasaray fabrika ayarlarına dönmeli diye. Bu birleşme gerçekleşirse Galatasaray fabrika ayarlarına dönebilir. Yoksa 3 ay sonra 4 ay sonra seçime giderseniz siz tarihe sadece seçilmiş Galatasaray başkan olarak resmini astırarak olarak kalırsınız. Ama hiçbir zaman içinde iyi olarak anılmazsınız. Çünkü Eşref Bey kendisini başkan olmuş gibi görüyor. Seçilmiş gibi görüyor. Ben zaten diyor sandıkta Metin Öztürk'ü geçerim diyor. Böyle bir algısı var. Bu yüzden dolayı bu birleşmeye sıcak bakmıyor. Kaldı ki hatırlarsınız Lezotoman'da Galatasaray'ın akil insanları aynı teklifi yapmışlardı. Burak Elmas'ı çağırarak, diğer başkan adaylarını yok sayarak bu iki başkanı çağırmışlar. O birleşmenin de projesinin ana fikri de Dursun Özbek'e aitti. O gün o fikri çalıp orada o, o programı yapan insanlar sonra gidip Dursun Özbek'i toplantıya çağırmadılar. Bakın ne diyorum. O Lez Otoman'daki toplantının ana mimarı, fikir babası Dursun Özbek'ti. Onu orada bir arkadaş çaldı, götürdü, verdi. Ve orada bunu yaptılar ve Dursun Özbek'i çağırmadınız. Şimdi o zaman Galatasaray belki çok daha farklı bir noktaya gelirdi. Kaldı ki Galatasaray'ın bu birleşmeye ihtiyacı var. Ama ben başka bir şey duydum ya. Sayın Başkan siz 8 ay Mehmet Cansu'nun yönetiminde çalıştınız. Eşref Başkan çalıştınız. Düzü yediniz diye biliyorum ben. Yani. Ne Pat, düz normal düz üye yani, yani olarak normal ha. üye olarak çalıştınız. Bir görev yönetimde yer aldınız. ayrıyeten Divan Başkanlığı yaptınız. Yani Galatasaray'da öyle çok fazla bir süreç yaşamadınız. Ama Dursun Özbey'in ortaya koyduğu kolaylıklar, yaptığı projeler, bu projelerin devamı anlamında, hayata geçirilmesi anlamında Dursun Özbey'in altta birleşmenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir Galatasaray olarak söylüyorum. Bunu Hı. Ve siz ne dediniz Dursun Özbey? Bunu duydum şok oldum ya. Şu teklifi nasıl yaptınız Sayın Başkan ya? Ben başkan olayım diyorsunuz Dursun Özbey, siz altıma girin diyorsunuz ikinci başkan olun. Çok enteresan bu. Nasıl bir şey bu ya? Parayı Dursun Bey koysun, sözleşmeleri imza atsın, başkan siz olun. Ben bu, böyle şey çok bu şaşırdım ya. Bu teklif yapılmış yani. Evet, Dursun Özbey bu teklifi götürüyorsunuz. Ya nasıl olur bu ya? Ya eşref bu bütün bu oldu. projelerin başkan, Özbek, projelerin başından olan Dursun Özbey'e, bu kadar tecrübesi olan bir insana siz 8 aylık tecrübenize gelin başkan ben olayım altıma girin diyorsunuz. Bu nasıl bir doğrudur ya? Kusura bakmayın ben buna çok şaşırdım. Çok şey, şaşırdım. Ya cevap hakkı var sayın başkan bağlanabilir. Hani... Modol oluyor 90A'da bağlanan insan bağlansınlar konuşalım. Herkes Onun için. o insanlar da bağlanırlar yalnız onu da söyleyeyim onu da hatırlatayım yani. Tabii. Ki.